Turkey in general? So far, it's been really good, of course. It's been a nice week, first week. Get to know the new team players, and of course, to get a good feeling in the first game. That was important for me. Yeah. Evet, şimdi gerçekten çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımla tanışıyoruz ve ilk maçta gerçekten güzel hisler bıraktı. Mücadele Stand your helpful in the 3 points of the team. Do you think and about the future? What do you think? Yeah, of course. As I said, it was important for me to get a good feeling in the first game, to get to know how we play. I think I'm a loyal guy for the team, 100%. Of course, yeah. İlk maçta alışmak tabii ki de biraz daha alışmaya devam ediyorum. Ve sadık bir oyuncuyum. Tabii ki de daha iyi işler yapacağız. Aslında az In the process of bırakmak transfer, istemediğini biliyoruz. Azalkmar didn't want to let you go, Galatasaray'da as we know. And when you offer from bazı Galatasaray, yazmaları what did you ikna etme feel? anlamında Yeah, of course. Yeah, when I heard about the interest, because big club, the biggest in Turkey, so I was proud of it. How things go, but I'm really positive of how it started, and then hopefully we can end up in a good way. Evet, gerçekten teklifi aldığımda heyecanlandım. Galatasaray çok büyük bir takım, Türkiye'nin en büyük takımı. O yüzden benim için ve iyi bir başlangıç yaptık ve ileride that video, there was a photo shoot with the fans of Galatasaray. What did you feel in that? At the moment I knew about the interest. Not everything was 100% ready. So, of course, it's a nice feeling when you see a Galatasaray fan come up like this. But at that moment, I didn't know if it was gonna happen or not. But now I'm here, so I'm happy and I'm ready to go on for the season and play as good as I can. Evet, tabii ki de Galatasaray taraftarını o şekilde görmek çok güzeldi. O sırada henüz netleşmemişti hiçbir şey ama ilgilenildiğinden Galatasaray taraftarıyla çok heyecanlanıyorum gerçekten karşılaşmaktan ve iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şimdi gelirken çok sessiz, sakin Well, you geldi. came, you were Ancak very Antalya calm maçı and quiet. ama Antalya maçında bütün her But şeyin in the match of bittiği ya da berabere Antalya, bitecek diye just beklenen bir when anda everything was bütün over, taraftarın ve with all of türbünlerin the sesi fans oldu. and with Nasıl, all neler everyone who was söylediniz oldu? watching, you were like the voice for them. What would you like to comment on that? Yeah, that's a bit like how I am as a person. Like out of the field, I'm calm, relaxed. But when I go on the field, it's everything on it. It means so much to me. Like football is my passion, and to play in this great club with these fans, yeah, you have to show that you really want to have the 3 points. And that was my feeling. Yeah. Evet, saha dışarısında ben farklı bir insanım. Gerçekten sessiz, sakin bir insanım. Fakat sahaya çıktığım zaman gerçekten tutkuyla oynuyorum. Futbol benim için bir tutku ve bu kulüpte oynamak gerçekten heyecan verici benim için. Takımda Torreira ve In the Oliveira team, there is Torreira and Oliveira. Do you think that you will be in the starting 11 for a whole of the season? Is there a competition for the jersey? Oh yeah, I don't think too much about this. As long as I perform when I get the chance, then I feel confident that I'm playing more. And it's also good for the team that we have a lot of quality players. Then we can hopefully win the champion. So that's yeah, I'm just positive about it. Bu konuda herhangi bir kaygım yok. Ben şansım olduğu sürece oynamaktan memnunum. Takım için de iyi bir şey aslında birçok kaliteli oyuncunun olması şampiyonluk yolunda. During his career, mostly he was a number 8 midfielder, but there were some where you were a defensive midfielder. What kind of a player you are, in your opinion, and where you are more comfortable? Yeah, I'm a dynamic player. I can play both 6 and 8.
I think I have a good dribble also, so I like to take on players and go on. But yeah, I feel comfortable in both positions. So wherever the coach wants me to be, I'm ready and I give 100% always. Evet, ben dinamik bir oyuncuyum. 6 numarada da 8 numarada da rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Top sürmeyle ilgili bir çekincem yok. Hocam için hangisi uygun olacaksa o pozisyonda yardımcı olmaya, takıma yardımcı olmaya hazırım. Baktığınız zaman kariyerinde Rosenborg, when we take a look at it, Rosenborg and Alkmaar, you had some periods of success, stable success. What are your goals in Galatasaray when you're right here? Yeah, my goal is to win something. That's my main goal, and get used to a new culture, the fans for me is amazing. I've never experienced anything like it, so it's gonna be a new experience for me to experience everything that's around the club. Mm-hmm. But of course, the main goal is to win something with the club. That's how it is. Öncelikle tabii ki şampiyonluk, bir şeyler kazanmak bu takımla birlikte, hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Taraftar benim için çok önemli, gerçekten tutkulu bir taraftar. Ve önceliğimiz ama tabii ki de şampiyon olmak. Takıma katılalı kısa bir zaman oldu ama... It has been a short period of time when you joined, but who's the player you're most comfortable with, you're spending most time with in the team? Yeah, of course Umar is... speaks the same language, so that's normal. But I feel like I have a good connection with all of them. They welcome you nice, and then it's a nice group, and I think we can manage good things together. So I'm looking forward to it. Omar tabii ki de, çünkü aynı dili konuşuyoruz. Ama genel olarak çok iyi bir oyuncu grubu. Hepsi beni gerçekten kucakladılar geldiğim zaman. Ve genel olarak da ben bunun devamını gerçekten dört gözle bekliyorum. Before you arrived, what did you know about Galatasaray and what kind of picture you have seen when you arrived? Yeah, I know that Galatasaray was the biggest club of Turkey. And as I said, yeah, when you get to know about the interest, you feel proud. You know, it's something big. I knew the club from, as I said, being the biggest and having the best fans. So I'm just looking forward to this weekend now to play in the stadium and to experience it. It's going to be really nice. Tabii ki dediğim gibi gurur duydum ilk önce. Galatasaray çok büyük bir takım, Türkiye'nin en büyük takımı. O yüzden gerçekten heyecanlandım. Bu hafta da maçta oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Yes. Teşekkür ederim. Yeah. Thank you very much. Perfect. Thank you guys. Thank you. Teşekkürler beyler. Sayın Timur, iki önemli transfer gerçekleştirerek Galatasaray camiasında, taraftarda havayı değiştirdiniz. Tabii ki o transferin sizce çok öyküleri vardır ama sonrasında sosyal medyada Arda Turan, Murat Özkaya da sizinle beraber olduğu yolunda bilgiler aldık. Arda Turan'ın özellikle o transferde rolü neydi? Bunu biraz açarsanız. Teşekkürler, çok sağ olun. Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Bir kere onu söyleyeyim yani. Her zaman da ne olursa her zaman destek olmaya çalışıyor. En azından bu transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Hepsinde de bunu söyledi. Esasında oraya başka bir oyuncuyla yemek yiyecektik. Onun da tanıdığı. O yüzden işte geldi. Sabah erkenden hemen başka bir şeydeydi. İstanbul'a geldi. İstanbul'dan gittik. Lucas'la yani Torreira'yla Mertens transferinde öyle bir konu söz konusu değildi. Yani orada bir futbolcuların iknası için. Çünkü ben gitmeden Lucas'la yani Torreira'yla Mertens konusu zaten sporcuların iknasıyla ilgili bitmişti. Orada da şunu söylemek isterim. Mertens 6 gün bizde olan şeyi bekledi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani çünkü bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Hakikaten Juventus'tan resmi olarak ben yani gözlerimle gördüm. 5 milyon net teklifi vardı. Tabii ki bizi tercih etmesinin birçok şeyi var ama Juventus tercih etmemesinin burada da kendimize payayı çıkarmamamız lazım. Tabii orada Napoli-Juventus karşıtlığı. Napoli'de yıllarını geçirmiş, Maradona'dan daha fazla
gol atmış, Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olmuş bir insan kariyerini Juventus'ta sonuçlandırmak istemiyor. Ama onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e. Hakeza Torreira'ya da. Yani çok büyük kulüpler. Burada hani hepsinin ismi vermiyorum ama Avrupa'nın çok önemli kulüpleri. 20-25 gün uğraşıyoruz ikna süreci için. Çünkü takdir edersiniz ki aldıkları maaş, bazılarının teklif aldığı maaş düzeyinden daha düşüyor. Çünkü o bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz. Şu an bu iki transferlerle birlikte gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Onu da belirtmek isterim. Dolayısıyla hem rakam olarak beklentilerinden daha düşük veya aldıkları maaş seviyesine bir rakama ikna etmek için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Birçok ikna yolu. Çünkü birçok ikna yolundan bir tanesiyle gitmezseniz ancak parayla ikna etme şansınız kalıyor. O yüzden oyuncuların ikna süreci 20 günden fazla sürüyor, öyle söyleyeyim. Hakeza kulüplerin, yani Arsenal 18 milyonla başlamıştı sürece, en fazla 15'e düşmüştü. 20 gün hiç rakam düşmedi. Bazen çok sabır gerekiyor. Bizde de tam tersi. Buralarda da hiç sabır yok. Ama ben söylüyordum, ifade ediyordum. Sonunda bu işler başka bir noktaya gelecek diye. O yüzden biz giderken yani Mertens zaten iknaydı ve sürecin bizden tarafı olan kısmını bekliyordu. Lucas da gitmeden 2 gün önce ben geliyorum diye söyledi. Hatta biz gitmeden önceki gece Okan hocama mesaj attı. Lucas hocam ben geliyorum diye. Orada sadece menajerle ilgili bir konu söz konusuydu. Çok basit. O yüzden orada yani Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncuyla ilgiliydi. Onu da yeme. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Söyle. Bu iki transferle ilgili bir şeyi olmadı. Herhangi bir bu transferlere bir dahli olmadı. Yani hakeza Murat Bey'in de orada tamamen bir şey, tesadüf dönecek dönecek. Yani o konunun bir ilgi ve alakası yok o konuda da. Yani uzaktan yakından ve oradaki insanların dışarıya hiçbir şekilde bu bilginin gitmemesi gerekiyor da dedik ama ona rağmen maalesef böyle şeyler oluyor. Hakkaniyet çok değerli bir şeydir. Hak çok değerli bir şeydir. Hiç kimsenin. Yani ben 10 yıl önce duyduğum bir lafı, yani mübalağa etmeyeyim, 8-10 yıl önce bile duyduğum bir lafı başka bir yerde söylerken bunu şu kişiden duymuştum diye söylerim. Onun hakkını yememek için. O yüzden yani kişi, kimin yaptığının hiçbir şeyi yok. Ama yani ben özellikle zaten orada da sporcular ön planda olsun, şey olmasın, hiçbir yerde yani her zaman onlar ön planda olsun diye şey yapıyorum. Ama hakkaniyete herkesin değer vermesi lazım, önem vermesi lazım. Erdem Bey, Alexis Sanchez transferinde son durum nedir acaba? Valla birkaç yemek daha yemek gerekiyor. Yani. Ya şöyle, Alexis Sanchez transferi çok, yani bunu şey, biz oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla yani bu oyunculardan bir tanesi. O şey de olabilir. Böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Yani bir şey için şöyle söyleyeyim. Pozisyon için aynı anda yani minimumda 4-5 oyuncuyla, bazen 6-7 oyuncuyla birlikte ve hepsi çok iyi oyuncular diyeyim. Benzer seviyede oyuncularla pazarlık ederseniz zaten eliniz kuvvetli oluyor ve öyle doğru rakamlara düşebiliyorsunuz. Doğru şeye gidebiliyorsunuz. Çünkü bu sayı düştüğü anda ister istemez pazarlık bir psikoloji. Siz kendinizi mahkum hissettiğiniz zaman o psikolojinizden şey yapıyorsunuz. O yüzden o da bunlardan bir tanesi. Çok değerli bir oyuncu. Çok çok büyük bir oyuncu. Bundan önce ama başka oyuncular da var. Ve hepsiyle süreç devam ediyor. Oyuncularla görüşmeleri sizden başka bir tane var mı? Hepsi alternatifler de. 4-5 oyuncu. Hepsiyle bu görüşmeleri siz mi yürütüyorsunuz? Hepsiyle ben yürütüyorum. Yani başka şeyde, yani bizzat ben yürütüyorum. Çünkü şey çok yani en ufak stratejik hata yapmamak da çok önemli. Bu şu demek değil, başkaları hata yapar demek değil, yanlış anlaşılmıyor ama böyle ne diyeyim, nakış gibi işlemek gereken süreçler olduğu için herhangi bir başkası girdiğinde aynı, yani çünkü bu iş, karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. İnsan hep kendini zeki zanneder. Halbuki en önemli şey karşı tarafın daha zeki olduğunu bilmek. Böyle en ufak bir kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Biz de o yüzden yani ben İşte gece, herhalde bu 80. gün oldu seçimden önce. Hayatım çok değişti. Memnunum, mutluyum ama. 4
saatten önce uyudum. Bir gün 11'de uyuyakaldım. Gün yok. Gece, bu menajerler de gece çalışıyor yani, hayatları gece şey var. Bir de oyuncu iknası da çok öyle değerli. Bir insanı ikna edecek şey, verdiğin veri, bilgi, data, evet çok önemli. Ama bunlarla birlikte samimiyet. En değerli şey samimiyet. Yani orada biz bir hayale şey olduk. Ve her zaman onları ikna ederken de kullandığım şey o. Bunu da aslında artık dillendirmeye başlamak lazım. Yavaş yavaş. Biz şey diyoruz yani, hep onlara, we will be champion again. Yani yeniden şampiyon olacağız. Yani yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Bizim amacımız bu. Evet. Bir orta vadede Galatasaray yeniden Avrupa şampiyonu olacak. O yüzden bu işin, hani bana göre hissiyat olarak söyleyeyim, lamıcımı yok. Başka yolu da yok. Şimdi buna inandığını o yüzden tek başına yürütmemin sebebi de o. Yani o samimiyeti, o şeyi, o inancı aktarmak gerekiyor. Çünkü Avrupa'da oynamıyoruz. Yani arkadaşlar, geçen sene 13. bitirmişiz. Herkes şey diyor, 13. bitirdi diye sordum ya, kim sordu diye. Vallahi sormayan yok yani. Kim yani onu bir oyuncuya özgürlediler herkes de, ama herkes soruyor. Dolayısıyla bu kadar zor bir şeyde başka bir şeye ikna etmek için hepsini tek başıma yürütüyorum. Ki sadece oyuncularla da görüşmüyoruz yani. Eşleriyle, işte kardeşleriyle, bazen babalarıyla, eski takım arkadaşları, şunlar bunlar, bir sürü kendi eski sporcularımızla veya Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla, yani işte mesela bu sağ olsun Arda'nın da şey yaptığı, geldiği oyuncuyla ilgili Hakan Çalhanoğlu da şey yaptı. Hakan'la da 3-4 defa bu süreç içerisinde konuştum. Şeyle Arda gibi, o da yani böyle birçok 10 koldan şey yapıyoruz. Benim öyle bir sözüm var. Hedefe 20 ok atacaksın. Yani biri vuracak, 19'u sigortası olacak diye. O yüzden çok çalışarak yapabiliyoruz burada yani. Bu olay ortaya çıkıyor o zaman Erdem Bey. Galatasaray'da şimdiye kadar değil, transfer dönemlerinde, normal zamanlarda bile böyle bir birliktelik yoktu başarı için. Galatasaray'da bir anda taraftarı, siz söylüyorsunuz, yönetimi, eski, yeni olsun, Galatasaray sempatizanı, futbolcular olsun, Galatasaray'a her konuda yardım etmek için uğraşıyor. Kesinlikle. Peki bu Galatasaray için büyük bir avantaj bence bu yıl. Şunu sormak istiyorum. Düne kadar yani Avrupa kampında, Avusturya kampına kadar çok eleştirildiniz. İşte transferler geç kalıyor, Galatasaray yine sıradan adamlar alacak, ama siz her zaman bir şey diyordunuz. Galatasaray'da kaliteyi düşürmeyeceğiz, hiç kimse tartışmayacak, futbolcular alacağız demiştiniz. Nitekim bugün geldiğimiz günde bu. Peki taraftar bekliyor, Dursun Özbek dedi, yeni transferlerimiz olacak. Bu konuda taraftara yine aynı kalitede, aynı yıldız çapında transferlerden söz edebilir misiniz? Hedefleriniz nelerdir? Bir kere bizim camiamız çok büyük camia. O yüzden büyük camialar, yani dünyada da Avrupa'da da öyle, büyük takımlar hep böyle davranır. Büyük takımların birlikte olmak, birlik dışında, herkesi beraber bir araya getirmek dışında bir seçeneği zaten yoktur. Ki insan hangi işi yapıyor olursa olsun, bence yani hiç futbol falan filan demiyorum, en ufak bambaşka bir işte bile yani İnsanları birlik haline getirmek, bir araya getirmek dışında bir amacın olmaması lazım. Çünkü o zaman değerli oluyor. Herkes, biz hep seçim sürecinde de şey diyorduk yani, ne oluyor? Şampiyon olunca ne oluyor? Sonunda birbirimize sarılıyoruz yani. Şampiyon olmanın manası zaten sarılmak yani. Bunun şeyi, dolayısıyla bunu önceden yapmak lazım. Bu büyük camia olmanın, Avrupa'da da böyledir. Büyük camialar eski sporcularını alır götürür şey yapar. Biz de öyle olacağız her zaman. Yeni transferlerle ilgili de yani yine o zaman da demiştik, herkesin içi rahat olsun. Çünkü bugüne kadar yani geçmiş transfer dönemlerinde herkes düşünsün, bu kadar fazla yıldız oyuncunun yani birçok mevkiye bir arada gelmişliği aynı anda yok. Dolayısıyla bu böyle devam edecek. Arkadaşlar takım sahaya çıktı. Kadir abi sen sonu sor, son soruyu da şöyle geçelim biz. Mertens'in gelişinde çok coşkulu bir karşılama vardı. Ama siz yoktunuz. Böyle saklandınız, fotoğraf vermediniz. Böyle yani Erdem Tumur hani böyle bir gizem mi yaratıyor yani? Bir de şunu ekleyebilir miyiz Erdem Bey? Daha önce görmediğimiz bir şeydi. İki oyuncunun aynı anda özel uçakla gelmesi. O süreçte nasıl gelişti? Oyunculardan nasıl reaksiyon aldınız? Yani şöyle bir kere yani gizemli olmak gibi bir çabam söz konusu değil. Yani oradaki tek amacım şu, oyuncular ön planda olsun. Yani bizler görevimizi yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Yani
O yüzden orada o sahne oyuncuların, yani bizim orada işimiz de yok, yerimiz de yok. Onların sahnesi ve işte onların işi. Bir şey o. Özel uçak tabii ki maceralı şeyle oldu yani. 2,5 saat İtalyan devleti izin vermedi. Biz Sayın Bakanlarımızı aradık. Buradan da Sayın Süleyman Soylu'ya, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Hakeza Sayın Murat Kurum'u da aradık. O da sağ olsun şey yaptı. Devletimiz işi çözdü. Yoksa İstanbul'a geri gönderiyorlardı İtalya'dan. Yani Belçika'ya gitmek. O yüzden öyle bir uzun bir süreç oldu. Birçok zorlu ama oyuncular da harika oyuncular. Onu söyleyebilirim. Yani hepsi çok uyumlu, çok değerli oyuncular. Ama... İnşallah böyle başka süreçlerde yaşayacağız. Evet, son soru arkadaşlar. Evet. Nelson soralım. Erdem Bey, takımlar ve hakemler açısından nasıl bir başlangıcı oldu? Vallahi şöyle, yani herkese bir kere çok güzel bir sezon diliyorum. Herkes inşallah, Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkes amacına, muradına, neyse hak ettiğine ulaşsın. Bir kere bunu tüm kalbimle söylüyorum. İlk maçları izledik. Sadece hakemler açısından değerlendirdiğimizde daha ilk hafta ama net bir şekilde bizim maçımızda da şeyler vardı. Biz bunların hepsini not ederek oluşturacağız. Bu sene biraz daha farklı bakıyoruz. Her platformda bilimsel bir şekilde yer alacağız. Her platformda bilimsel bir şekilde yer alacağız. Bir izleme ekibi oluşturuyoruz. Kendi maçlarımız ve diğer maçların da hani onu aynı şekilde video özetleri, pozisyon özetleriyle tamamen hazırlayacağız. Bunun dışında uluslararası çok herkesin şeyiyle ne diyeyim saygı duyduğu kariyerine hakem hocalarını eski hakemlerden bir heyet oluşturup her hafta bu şeyleri değerlendireceğiz. Yani sadece bizim maçlarımız değil diğer maçları da değerlendireceğiz. Onun dışında kamuoyu oluşturmak anlamında basının şeyi denetlemek anlamında basının görevi çok mühim. Ama şimdi bir haftada 2 günde şunları gördük bu tespitlere yani bunları niye söylüyorum onu da söyleyeyim. Dün ve bugün şunları gördük. Yayıncının pozisyon tekrarından pozisyona yakın tekrara kadar tekrar sayısına kadar hepsinde. Biz hepsinde adaleti çıkaracağız ortaya. Dolayısıyla bundan sonra adalet ve eşitlik dışında hiçbir şeyin olmaması için biz üzerimize düşeni binlerce defa, binlerce kez yılmadan yapacağız. Çünkü insanın kendi kurumuna, kendi camiasına sorumluluğu tabii ki vardır ama insanın önce ülkesine sorumluluğu vardır. Dolayısıyla ülkemize sorumluluğumuz gereği, bunları da böyle şey beylik laf olarak söylemiyorum, damarlarıma kadar hissederek söylüyorum, onu da söyleyeyim. Bu işte adalet için tüm bilimsel versiyonunu ortaya çıkaracağız. Çünkü bir gazetede şunu görüyorum, penaltının yani Fenerbahçe'nin penaltısı dışarıda başlayıp içeride biten, bariz bir şekilde çizginin içinde bittiği belli olan bir şey başka bir fotoğrafla yayınlanıyor. O yüzden manipülatif eylemlerle kimsenin kandırılmaya çalışmadığı ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Yani Amerikalılar inch game diyor, bizim memleketimizde de zerresine kadar her zerrede biz olacağız. Yani herkes gözünü kırptığı her yerde biz varız. Her yerde her türlü şekilde hem bilimsel, değil mi? Hem analizlerle hem uluslararası herkesin saygı duyduğu bizim hakem hocalarımız da Türkiye'de gayet saygı değer. Onlar da çok saygın yorumlar yapıyorlar ama objektif değerlendirilmedikleri taraflaşma açısından kendilerinin objektifliğine inanıyorum ama değerlendirmediği nokta var. Dünyada uluslararası hakemlere bunların raporlarını yaptıracağız. Sürekli bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm medyayı sizlerin denetimi çok önemli ama burada manipülatif bir şeyler yapılıyor mu yapılmıyor mu farklı ticari ilişkiler var mı yok mu? Olmadığını düşünüyoruz ama bunların da olmaması için medyanın da her fotoğrafındaki her değere bakacağız. Kişilerin yorumlarındaki objektifliği olmadığında bunların hepsini yapacağız. Biz herkesin kafasını çevirdiği her yerdeyiz. Arkasındayız, önündeyiz. Her masada, her yerde, her zerresindeyiz. Bunu da kendimiz için değil, sadece kendimiz için değil, gerçekten biz bu futbolu başka bir yere götürmemiz lazım. Daha fazla değersel bir yaklaşımla Galatasaray bundan sonra hareket edecek. Bundan sonra artık bu uzayı başka bir uzaya taşımak için hareket edecek. Avrupa'nın 5 büyük liginin dışında bir lig olduğumuz için ne kadar çaba sarf ediyoruz, ne kadar para yapıyoruz. Bunu birlikte geliştireceğiz. Eşitliği, adaleti ve yani hatayı, eksikliği hepsini gündeme getireceğiz. Ve bize yapılsa da yani bizim aleyhimize de lehimize de olsa, rakiplerimizin de aleyhine de lehine de olsa birçok komite oluşturuyorum şimdi. Buna yani dün akşam en son artık karar verdim. Çünkü herkesin zeki olduğunu kabul etmek lazım. Tüm memleket zeki. O yüzden böyle eylemler yapılıyor. Bunun farkındayız. Yani onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ama
biz her hafta maçlardan sonra pazartesi, salı günü bunları yayınlayacağız. Ondan sonra basının coverage'ine bağlı olarak nelere dikkat edilmiş, nelere dikkat edilmemiş bunu şey yapacağız. İstatistiksel olarak tutacağız. Yayıncı şu maçta şu takımın görüntülerini 4 defa yakın çekim gösterdi. Bunu böyle yapmadı. Özete şunu koydu, koymadıya kadar. Çünkü biz bu istatistikler olarak bu devam ettiği zaman bir niyet taşır. Burada herkesin doğru yolda çalışması için bizim yanlışımız varsa biz de bunu bekleriz herkesten, karşı taraflardan. Ama her zerredeyiz, her yerdeyiz. Yani ve her yerde sadece boş boş konuşarak, laf ederek, ona buna manipülatif yazılar yazdırarak, bir şeyler yaptırarak değil. Hiçbir şekilde öyle şeyler yaptırmayacağız. Herkes için adalet, herkes için eşitlik için, herkes için tamamen değer dünyasında doğru bir futbol için her yerde mücadele edeceğiz. Ve bu şöyledir. Çıkar için mücadele eden sonunda başarılı olamaz. Ama idealizm için mücadele eden, hiçbir zaman bunu ben hayatımda yaşamadım. Gerçekten idealizm için. Bizim amacımız idealist bir felsefe. İdealist felsefemiz ne? Bu sporu daha yukarıya taşımak. Kendimiz için değil. Bu herkes için. O yüzden sonunda bunun başarılı olacağına inanıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Nelson'la ilgili bir gelişme var. Nelson'la ilgili teklifler var. Öyle söyleyeyim. Nelson'un biz kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda bir çok... hazır mı Erdem Bey? Tabii ki hazır yani. Ama sonuçta bu bizim şey değil. Tabii ki hazır. Onunla yani zaten şey var. Birçok çünkü stoper bölgesinde zaten başka araştırmalar da yapıyorduk. Ama Nelson da dün benimle görüştü. Bu noktada hani hayalleri olduğunu, gitmek istediğini, yani hayallerim var diye bunu söyledi. Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum dedi. Ben ilk toplantı yapmıştım kampta, ilk futbolcularla tanışmada şey demiştim. Benim misyonum, vazifem sizi hayallerinize ulaştırmak. Çünkü benim çocuğum olsa onu isterdim. Yani çocuğumu hayallerini dert eden, başarıyı, sonucu dert eden değil de insanın kişiyi, insanı dert eden bir yerde olsun. Benim de yani Galatasaray'ın da bizim de derdimiz insan. O yüzden herkese hayallerine ulaştırmak, ama o toplantıda şunu da demiştim. Hepimizin vazifesi birbirimize hayallerimize ulaştırmak. Bizim de hayallerimiz var. Dün Nelson'a da onu söyledim. Bizim de hayallerimiz var. Senin de hayallerin var. Ve bizim hayallerimize o kadar inanmışız ve o kadar inandırmışız ki şimdi müthiş bir kadro oluşturuyoruz. Sen de burada çok önemli bir parçasın. Ama tabii ki bu daha süreç şeyi devam edecek. Biz kendisinin kalmasını istiyoruz. B planımız da hazır. Serbest kalma bedelinin altına düşmeyi düşünüyor musunuz? 25 milyon euro çünkü. Valla onlar burada şey yapabileceğimiz konular değil. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.